Merhabalar arkadaşlar, bugün 18 Aralık 2019 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi neredeyiz? Türk Elçiliği'ndeyiz. Londra Türk Elçiliği'ne yakın. Bayrağı görüyorsunuz. Birazdan şey yaparız, yaklaşırız. Diğer elçilik bayrakları da var. Şimdi neden bu arada elçilikle konsolosluğu karıştırmıyoruz, malum. Elçilik burası, konsolosluk da biraz daha ileride. Bizim bir dönem 2. Mahmut döneminde, Sultan 2. Mahmut döneminde Dışişleri Bakanımız, elçimiz, aynı zamanda elçimiz Mustafa Reşit Paşa hem elçiliği, Dışişleri Bakanlığını buraya taşıyor, Londra'ya taşıyor. Hem elçi hem Osmanlı'nın, yani Devleti Aliye'nin Dışişleri Bakanı Londra'da. Böyle bir şey, yani duymuşsunuzdur da, böyle bir şey olur mu? Yani Osmanlı durup dururken yıkılmadı ya. Yani ne diyeceğim buna? Böyle bir salaklık, böyle bir, acaba neden yaptı bunu? Silah kafalarına silah mı dayadılar? Borç batağında mıydı? Neydi? Heh. Şimdi şöyle biraz bakalım. Şöyle bir yerdeyiz. Dönelim şöyle. Döndük. Evet. Şimdi borç batağında mıydı, neydi bilmiyoruz. Yani böyle bir saçmalık olur mu ya? Senin Dışişleri Bakanlığını düşünebiliyor musun? Bir ülkenin başkentinde. Şimdi burada bu Mustafa Reşit Paşa'nın burada bir Lord tanıdığı var, arkadaşı var, dost demiyorum da. Lord Canning diye birisi. Onunla da arası iyi. Adam da Mason. Tutuyor Mustafa Reşit Paşa'yı, elinden tutup Mason locasına götürüyor. Bir de loca, orada Mason yaptırtıyor Mustafa Reşit Paşa'yı. Güzel, devam. Sonra tutuyor meşhur Tanzimat var ya. Tanzimat. Şöyle bir geçelim karşıya, geçebilecek miyiz? Şuradan geçelim. Konsolosluğa doğru ilerleyelim. Meşhur Tanzimat var ya, onun yazılmasına işte katkıda bulunuyor. Buranın da şeyiyle, o Lord Canning'in tavsiyeleriyle, şusuyla pardon. Mustafa Reşit Paşa o Tanzimat'ın yazılmasına falan da şey yapıyor. Onu dikte ediyorlar. Tanzimat. Tanzimatla Tanzimat karıştırılır. Şöyle bir daha bakalım. Bayrağı görüyorsunuz. Tanzimat'ı da yazdırıyor Mustafa Reşit Paşa. Oh! Güzel. Sultan II. Mahmud'a veriyor. İşte ne derler? Yıkılışın başlangıcı mı derler? Veyahut nesi derler? Ortası mı? Bilmiyoruz. Evet, durum böyle. Bugün 18 Aralık 2019 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. Turkish Consulate, şöyle bakalım. Burası konsolos. Polisler kapısında duruyor. Bak, diğerlerinde yok polis. Bizde var. Şeyden herhalde tehdit alıyor. Bayrağı görüyorsunuz. Evet. Durum öyle. Osmanlı'nın Devleti Aliye'nin Dışişleri Bakanı Londra'da ikamet ediyor. Aynı zamanda elçi,
aynı zamanda mason, aynı zamanda o başımıza bela şey yapan, açan Batı vesayet sistemini, Batı vesayet mantalitesini, ahlakını, ahlaksızlığını vesairesini Osmanlı'ya dikteden Tanzimat fermanının yazılmasına da katkıda bulunuyor. Bulunmaz olsaydı Mustafa Reşit Paşa. Durum böyle. Ne kadar ilginç değil mi? Böyle tuhaf bir şey olur mu ya? Koskoca Osmanlı İmparatorluğu böyle bir hata yapar mı? Tekrar bakalım. Böyle bir hata yapar mı ya? Sen elçiliğini, Devleti Aliye'nin Dışişleri Bakanlığı'nı bir ülkenin başkentine götürür müsün ya? Ve o adamın mason olmasına göz yumar mısın? O adamın hem elçi hem Dışişleri Bakanı hem Londra'da yazdığı şeye Tanzimat fermanına itibar eder misin? Sadece şeyi de aramayalım ya, bu işi. Bu iş sadece Kemalizm'de bitmiyor. Baştan başlamışız. Yani geriden başlamışız şu şeye. Geriden başlamışız hatalar zincirine. Evet. Kolay gelsin. Devam edeceğiz. Bu arada şunu da ekleyeyim. Siz de şey yapın lütfen. Yorumlara yazın. Yazmayı ihmal etmeyin. Paylaşmayı da unutmayın. Böyle bir şey, böyle bir salaklık nasıl yapılabilir? Hangi sebeple yapılabilir? Hangi saikle yapılabilir? Bir ülkenin Dışişleri Bakanlığı ve elçiliği bir başka ülkenin başkentinde nasıl olur? Silah zoruyla mı olur? Silah mı dayadılar acaba? Nedir? Yani hangi konjonktürel sebep böyle bir şeye sürükledi bir ülkeyi?